uzatma Civan. Uzatma. Ben kızmıyorum babaannene. Ne dediğini bilmiyor. Hepimizin siniri bozuk. Ne bir lokma yemek yedik, ne bir damla uyku uyuduk. O da tansiyon tepesini vurdu. Ne dediğini bilemedi. Hadi o ne diyor bilmiyor. Senin elin ayağın titriyor anne. Niye? Elim ayağım titriyormuş. Ben hala ayağım nasıl yere basıyor ona şaşıyorum. Sen istedin Seher. Böyle olmasını sen istedin. Allah aşkına üstüme gelme. Elim ayağım titriyormuş. Hangi kızımın derdine yanacağımı şaşırmışım. Nasıl titremeyeyim ben? Ben anlatacağım şimdi sana hangi kızına yanacağını. Civan'ım. Sen çık dışarıya bir hava al ablacığım hadi. Tabii ya. Ben niye bunu düşünmedim ki? Ben çıkayım bir boğaz havası alayım. Balık ekmek falan da yaparım. Siz de ailece konuşursunuz üçünüz değil mi? Civan. Anne. Bir dakika. Kızım bana bak. Senin karşında kardeşin var kardeş. Sen ki bir dış kapının mandalı gibi kışkışlıyorsun. Civan. Çık. Anne. Çık oğlum. Söyledi. Ne anlattı sana? Bu kadar mı lan? He? Bu kadar mı? Bindikleri yere kadar takip ediyorsun. Neredeyse kendi elinle bindiriyorsun. Ama nereye gittiklerini bilmiyorsun öyle mi? Yemin ederim. Yemin ederim hala bulamadık. Bakın gözünüzün önünde aradım. Bak kulaklarınızla duydunuz. Hala bulamadım Jack Bey. Yürü lan. Yürü. Yürü. Bu duyduklarım bir de babam duysun. Yürü. Bin. Bin. Alo babam nerede? Tamam. Tamam. Ben anlatayım mı sana daha babaannem bana ne söyledi? Yoksa sen mi anlatmak istersin bana? Doğmamış bebeğime insaf etmeyen o nanköre nasıl arka çıktığını sen mi anlatmak istersin bana? Bitti. Bitti anne artık. Yanarım yanarım iki kızıma da yanarım masalları bitti anne buraya kadarmış bitti. Yavrum bak. Şimdi ben sana ne desem anlatamam derdimi. Sen de anne olacaksın. O karnındaki bebeği, yavrunu koynuna aldığın zaman beni anlayacaksın. Babaanne. Babaanne.
El bas. Bundan sonra senin 3 çocuğun yok. 2 çocuğun var. Bir kız, bir oğlan. Elbaz. Senin bir tane kızın var. Senin bir tane kızın var, o da benim anne Elbaz. Ay hayır yani, magazin basını beni güldürdü, Allah da sizi güldürsün. Yaz tatlım sen oraya, Damla Karaçay'dan erken boşalan düğün tarifi. Ay yok canım, ne dalga geçmesi. Damat hastalandı, düğünü erken boşalttık ya, ondan bahsediyorum. He he canım, he he. Hadi sen manşet istiyorsan benim storylerime bak. Orada daha heyecanlı hikayeler var çünkü. Bunun bacıları gibi kimseye de yok ha. Yani birinin kafes yediğini öbürü kafesten kuş kaçırır gibi uçurdu. Ne diyorsun oğlum sen? Gel yüzüme söyle, gel. Gel buraya, gel. Beyler! Hiç boş yapmayın. Efendi efendi oturup bir yazı tura atın. Arabamı kim kullanacak? Şoförüm aile dramından dolayı izinlidir diye düşünüyorum çünkü. Ben bir aile değil, iki aile dramı diye biliyorum ama. Tatlım, dram hiç benim tarzım değil, biliyor musun? Kapağın kazanır beyler. Nasıl yani? Dram? Dış kapının mandalına dram yok. Olmaz kızım. Böyle şeyden Allah razı olmaz. Ya Kur'an'a el basar o nankör kızından tövbe edersin? Yavrum öyle tövbe olur mu? Evlada tövbe olmaz kızım. Allah razı gelmez. Yemin edeceksin anne. Yemin edeceksin ya o ya ben anne. Ya onu seçeceksin ya da beni seçeceksin anne. Ceren, öyle yemin edilmez. Allah böyle şey kabul eder mi? Öyle yemin edilir mi kızım? Evlat ayırmanın yemini olur mu hiç? Sen hep evlat ayırdın anne. Hep ablamı ayırdın, onu kayırdın anne. Allah evlat ayırını sever mi anne? Ceren, bak bu nefret sana ait değil. Gel. Sen benim küçük, nazlı, şımarık bebeğimsin. Yüreğini zehirleyen öfke sana ait değil. Ya kime ait Seher Hanım? Sen beni dinle. Sen benim sesimi duy. Annenin sesini duy. Bak biz biriz. Biz aileyiz. Günahımızla, sevabımızla, doğrumuzla, yanlışımızla biz biriz Ceren, biz aileyiz. Ben, sen, kardeşin, ablam. Yok! Benim ablam yok! Benim bu saatten sonra yapma, yapma. Gönlünden geçirmediğini
yapma. Annem de yok. Annem de yok. Benim annem de yok. Annem de yok. Ablam da yok. Annem de yok. Ablam da yok. Allah'ım. 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.